Ümmeten selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bugünkü videolarda ayrı olarak birkaç kısa video attım. hem Lincoln'un golü hem uzun versiyon hem farklı açılardan falan. Üyelere özel de videolar attım. hayırlı uğurlu olsun. Yani son zamanlarda üyelik almak isteyen, üyelik hediyesinden faydalanmak isteyen birçok kardeşimiz videoların daha kısa süreli videolar istiyorlar. Kısa kısa oynatma listemiz var. Orada bir sürü video var arkadaşlar. Yatmadan açık bırakın sabaha kadar iki kat hızda. Zaten çoktan bitmiş olur. Ee, çünkü bir videoyu izlemiş sayılmak için eğer süresi bir dakikadan düşükse tamamlamak lazım. Bir dakikadan yüksekse de bir dakika izlemek lazım arkadaşlar. Haberiniz olsun eğer bir dakika izleyemezseniz o videoyu izlemiş sayılmıyorsunuz. Bunu da belirteyim. Yazarlardan Fenerbahçe Slovaçko yorumları diye başlayayım. Çünkü hızlı bir şekilde bitirmem gereken çok fazla kısım var. Hemen bitireyim. Şimdi Jesus Bal diyor. Yani Jesus futbolu diyor arkadaşlar. Yeni bir Fenerbahçe futbolu vardı sahada diyerek başlıyor. Üçüncü Uğur Meleke. Üçüncü resmi maçta güçlü ön baskı. Yani pres başladı çünkü rakip yaşlı. Bunları daha önceki videoda da konuştuk. Fenerbahçe topa sahipken de geriden daha iyi oyun kurmaya başlamış. Gustavo Henrique ile diyor. Hani hazırlık döneminde inişte çıkışta bir grafik çiziyordu Lincoln. Ama bizi mahcup etti. Hem özgüven hem kalitesiyle. Onu izlemek zevkli diyor. Hani Jesus'un kafasındaki pres yoğun oyunu Dinamo önünde oynatmaya çalıştı ama dün Kadıköy'de sanırım Portekiz'in düşünceleri tam anlamıyla sahaya yansıdı diyor. Hani... Türkiye'deki ilk gösterimi diyebiliriz sanırım dün geceki Cesus futbolunun, Cesus bal futbolunun diyor. Ve bu gösterim gelecek için umut vericiydi diyor. Gürcan Bilgiç, savunma disiplininden milim bile taviz vermeyen bir rakip daha Fenerbahçe için. Baskıyı kurmadaki öncelikli plan sol kanat. Ferdi Lincoln ikilisi. Zayt Valencia destekli pas köprüsü kurup kaleye olan metreleri kısaltmanın peşindeler. Slovaç Kuruza Çalınbay takımlarının geleneğinde orta sahada adam adam oynuyorlar. Top kime gelse ensesinde biri var. Takım olarak bir bütünü yakaladıklarından performansları daha net ve keyifli tartışacağız. Yenilerin gecesiydi Kadıköy'de aslında diyor. Arao, Emre Mor, Lincoln öne çıktılar. Salahi Ferdi tempoluydu. O sayi tam bir sigorta. Özlenen bir galibiyet gecesiydi kısacası. Gelecek haftaların ön yazısı gibi oldu diyor. Ömer Ründül bakın Ömer Ründül neye dem vuruyor arkadaşlar? Hücumda sıkıntı var diyor. Fenerbahçe hücumda ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteren bir tablo var. Hemen hemen tek kale oynuyorsun. Rakip 45 dakika 10 kişi ama sadece bir tek korner kazanıyorsun. Genel anlamda gözüme çarpan aksaklık ilk devre skor avantajından sonra rakibe çok tehlikeli iki pozisyon verilmesi. Zaten çok baskılı oyunda atılan goller de oyuncuların bireysel katkılarıyla oldu. Emre Mor doğru anda iyi vurdu. Lincoln'un frekik vuruşu da uzak menzilli. 3. golü de mükemmeldi. Emre Mor ilk yarıyı iyi oynadı. Lincoln golleri dışında da iyi işler yaptı. Usta ve için bu maçta yorum yapmak mümkün değil. Ama gördüğüm kadarıyla ağır bir stoper diyor. Takımın fizik açıdan en güçlü oyuncusu Osa ben şahsen Arda'dan ümidimi kestim. Eğer takım iki farklı skor avantajına sahipken, rakip 46'da 10 kişi kalmışken Arda 76'da oyuna giriyorsa bu işten bir iş çıkmaz. Taraftarın 70. dakikada tempo tutması olmasa belki de oyuna alınmayacaktı. Hakem için çok kolay bir maçtı. Yalnız FIFA diyor ki ikinci sarı kart çok net olacak. Hiç tartışılacak. Bana göre rakip oyuncuya gösterilen ikinci sarı kart yanlıştı diyor Ömer Üründül. Şimdi aynı sarı kartı Fenerbahçeli ise hiç ağlayıp zırlamasın Fenerliler. O sarı, kartı, sarı kart sarı kartlı olacak. Levent Tüzemen e, kaleci altı ayarı çorkece eleştirilere kulak kapatmış olacak. İlk 11'e Dinamo Kiev maçları kadrosundan 4 oyuncunu yerine Lincoln, Emre Mor, Zayt, Gustavo gibi top, topa hükmeden hareketli çabuk oyuncular tercih edince keyif veren bir Fenerbahçe izledik diyor. Muhtemelen sarı kartlardan ya da sakatlardan haberi yok. Sıradaki. Şansal büyük kabu takıma baba golcü şart. Kesinlikle katılıyorum. Bekleme yapmıyorum. Spor yazarı Şansal Büyükhan e, diyor ki ilk defa izledim. Yanılır mıyım bilemem. Elbette bir Alex değil. Asla değil. Ama Alex sonrası uzun yıllardan ilk defa Fenerbahçe'de bir futbol aklı gördüm. Lincoln Henrique. Büyülü bir solak. Top ayağına yapışıyor, yakışıyor. Adresi testin pas atabiliyor. Oynuyor, oynatıyor. Daha içi liderliğine aday kalabalıklardan iyi çıkıyor. Fenerbahçe 3-0 değil isterse 13-0 kazansın. Halen baba bir golcüye ihtiyacı var. E, Jorge Jesus maçtan bir gün önce basın toplantısında yeteri kadar golcümüz var demişti. Şaka yapmış olmalı. Nitekim Santrafor diye sahaya çıkan Valencia. Fenerbahçe adına bu maçın en zayıf halkasıydı. Yani bana kızıyor ya bazı arkadaşlar. İyi okusunlar. Yani futboldan anlamadığımı da iddia ediyorlar. Buyurun. Zayis nasıl yedek kalır? Ara bu üçlü stoperin içinde oynadı. Buna rağmen her fırsatta öne çıktı. Elbette daha güçlü takımlar karşısında bu kadar rahat çıkma şansı olur mu bilinmez. Ama iyi oynadığı kesin. Ee, Emre Mor iyi, Ela Hoca sığmadı. Bireysellikten uzak oynadı. İrfan sağ önde artık rahat ve rakipsiz değil. Emre böyle devam ederse İrfan Can kulübe akraba olabilir. Ve Zayt. Oyunda kaldığı sürece herkese bu adam nasıl yedek kalır dedirtti. Zayt. Kadro geniş, rotasyon normal ama Zayt'sin ilk 11'i hatırlaması için Kurt Hoca, Jesus niye 2 ay bekledi anlamadım. Ee, futbolcu paslanmaz umarım diyor. Fenerbahçelilerin genç ve büyük hayali Arda Güler de paslanmaya terk edilmez. Arda'nın kadro ne kadar geniş olsa olsun bu takımda daha fazla süre alması gerekmiyor mu demiş. Bekler sıkıntılı diyor. İyilerden rotayı eleştirilere doğru çevirelim. Savunmada iki kenar bek sıkıntılı. Osayi Samuel o kadar bireysel oynadı ki her çıkışta topu rakiplerine kaptırdı. Fenerbahçe maç boyu Osayi Samuel'in kanadından tek orta yapmadı. Yapamadı. Sol kenarda Ferdi son iki Avrupa maçında defansta rakiplerini yeteri kadar karşılayamıyor. Çoğu pozisyonda kaçırıyor. Dinamo maçında iki gol böyle gelmişti. Ferdi kısmına sonuna kadar katılıyorum. Osayi için de kısmen katılıyorum. Ben haklı ama tamamen değil. Slovaçka maçında da Ferdi gene rakibi 1-2 kez kaçırdı ama çek takımının gol atacak yet yetesi, kalitesi asla yoktu. Fenerbahçe kalesini genelde dürbünle uzaktan izlediler. Baba bir golcü lazım diyor. Şansal Büyük A haklı. Festival havası Mustafa Sapmaz'ın akşamına Jesus'un kurgusu dizilişten ve ilk 11'de kimin oynadığından bağımsız hücum futbolu içeriyor. Bakın kimin oynadığından bağımsız hücum futbolu. Yani diyor ki bir sistem Fenerbahçe'ye bir sistem yerleştirdi. Bir sistem oturttu. Atılıyorum. Hani kim oynarsa oynasın ondan bağımsız. Ritmini bulduğu anda rakip takımı bıraktığı boşlukları çabuk gören, topu akıcı çeviren bir oyun. Dünküye maçında olduğu gibi yine ilk 20 dakika yüksek tempoyla başladılar. O maçtan farklı olan bu kez rakip kaleyi bulmalarındaydı. Slovaçkan'a dayanabileceği bir oyun değildi. Bireysel olarak en iyi oynayan futbolcu Emre Mordu. Bunu hücum hamleleri kadar defans hamleleri içinde söylüyorum diyor. Top çalması falan da var arkadaşlar. Biliyorsunuz. Fenerbahçe takımının form durumu en üst seviyede olmayabilir. Ancak Fenerbahçe taraftarının formu geçen sezon kapattığı yerden devam ediyor. Takımlarının duru anlaşmasına izin vermediler. Eğer Jesus'un hücum futbolu ritmini bulursa Kadıköy tarihinde alışık olduğu festival havasını her maçta sergileyecek. Görüntü bu diyor arkadaşlar. Uğur Melek'e şey diyor. E, Evet dün ilk 11'de 30 üstü tam 6 oyuncu vardı. Sağ açıkları Petreza 39, stoperleri Kattaç 37, Evşirme Santrafor Kalabiski 36 yaşındaydı ama bu takımın bu kadar yaşlı olmasının bir sebebi de çok uzun süredir bir arada oynamaları. Yani e, dün Slovaçka 11'deki Reinberg kulüpte 15. Daniyek 13. Hoffman, Simko ve Havlik 10. Katleş, Kalabiski 5. sezonlarını geçiriyorlar diyor. Yani bu kadar bu seviyede bu kadar uzun süre bir arada oynama alışkanlığı olan bir takım bulmak zor. O yüzden dünkü sonucu hafife almak gerek. Almamak gerek diyor. Hafife almamak gerek. Çok da kolay bir rakip sayılmaz diyor. Şimdi bu kadar değerlendirdik. Peki Jesus ne düşünüyor? Şimdi Jesus'a gelelim. Hem Slovaçko hem transfer açıklaması. Şimdi Jesus'un değerlendirmelerini tam olarak okuyayım arkadaşlar. Yani öyle özet değil. Çok güzel bir atmosferde oynandı bu maç. Taraftarlarımız bu maça gösterdikleri destekle bu galibiyeti hak ediyorlardı. Dinamo Kiev maçında da bütün maç arkamızdalardı. Bugün yine aynı şekilde oldu. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. %100 olarak hazırız diyemeyiz. 2-3 haftadır çalışıyoruz ama hem Dinamo Kiev maçında hem de bu akşamki maçta takım iyi göstergeler sundu. Bakın %100 hazırız diyemeyiz. Pazartesi günü bizim için lig başlıyor ve lig bizim için asıl hedefimiz. Ligde Fenerbahçe şampiyonluk için en önemli favoridir. Tabii ki Avrupa Ligi'ne gitmek istediğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ama bu turnuvalarda favori değiliz. Bir şey söyleyeyim mi? Geçtiğimiz günlerde ben bir Galatasaraylı'da da bunu konuştum. Dedim ki Ziko çok zeki bir adamdı. Çıktı dedi ki Arkadaş biz gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Siz desteğinizi esirgemeyin. Nereye kadar gidersek başarıdır. Bu kurt işi bilen, kendine güvenen, ukalalık etmeyen hoca cümlesidir. Ben Jesus'ta biraz ukalalık gördüm açıkçası ama şu cümleden sonra dedim ki tamam yerine göre yapıyor demek ki. Doğru arkadaşlar gidebildiğin yere kadar. Allah rızası için. Diyorum ki UEFA finalinde olmayı mı istersiniz? Süper Lig şampiyonluğu Bazı arkadaşlar yazmış UEFA finalinde. Ulan biriniz de deyin ki bu takım UEFA finaline çıkamaz. Biriniz de deyin. Trabzonspor'a taraftarına soralım. Şampiyonlar Ligi şampiyonu mu olmak istersiniz? Süper Lig'de ikinci olmak istersiniz. Hepsi diyecek ki Şampiyonlar Ligi şampiyon. Biri dedi çıksın desin ki arkadaş ne Şampiyonlar Ligi şampiyon ne saçmalıyorsunuz. Ya da Galatasaray ya da Beşiktaş ya da geç onlar Avrupa'ya gitmiyor da gidenlere son. Ya biz çok ukalalaşmaya başladık Türk futbol seyircileri olarak. Her şeyde kendimizi hani şey görüyoruz. Dev aynasında görüyoruz. Oynayamaz. Hiçbir takım çıkamaz finale. Çıksın da utandırsın. Ha nasıl olur biliyor musun? Öyle bir şans olur ki gruplara kalırsın. Müthiş bir kek grup çıkar, lider bitirirsin. Rakibin ikincisi yine kek olur. Çeyrek final işte son 32, son 16'ya falan kalırsın. Sonra yine kek bir şey çıkar. Ne bileyim maçlarda bir sürpriz olur. Ondan sonra bir şey diyemem. Ama Fenerbahçe şansı böyleyken diyor ki Türkiye Ligi'nde favori olduğumuz için bu ligi hazır olacağız. Gustavo ve Ara'nın benim oyun anlayışımla ilgili bilgileri var. Onlarla Flamengo'da 2 yıl çalıştım. Bu benim için bir avantaj. de yavaş yavaş formunu buluyor. Antrenmanlarda çok çalışıyor. Bugün de maçın adamı oldu. Emre Mor özel yetenekleri olan bir futbolcu. Şu anda 90 dakika oynayacak durumda değil. Ama oynadığı zaman maçı koparacak hareketleri yapabilen özel yetenekleri olan bir futbolcu. Futbolcuları da gereken şekilde ölmüş. Abartarak değil. Rakiplerimizin transferlerini takip ediyorum. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor bizim en ciddi rakibimiz diyor. Hayır, bizim en ciddi rakibimiz hakemler. Hakemler adil olduktan sonra bizim ciddi rakibimiz yok Süper Lig'de. Ben bu lafımda da iddialıyım. İlerleyen günlerde bir forvet transferi yapabiliriz. Pazartesi günkü maçta daha taze kanları sahaya sürebiliriz. Şimdi MHYB diye bir olay var ama bilmiyorum. Şimdi ben bu videoyu muhtemelen 5 Ağustos 21.45'te sahaya sunacağım. Saat 19.07'de herkes kap bekliyor Fenerbahçe'den. Çünkü e, 19.07'ye ilişkin bir şey var. E, ne derler onun adına? Fenerbahçe'den bir bildirim var. 19.07'ye ilişkin. Yani bakalım 19.07'de bizi ne bekliyor? Kap mı bekliyor? Kup mu bekliyor? Paylaşımda şey yazıyor. Kavuştur kollarını omuz omuza ver çubuklularla. 19.07'yi bekleyin. Ee, yani taraftanla ilgili tribünle ilgili bir şey olacağı hemen hemen malum. İnanın detayı bilmiyorum. Ama transfer olmadığına eminim. Çünkü transfer olsaydı tribünü göstermezdi. Orada meşale yakıyor. Hocam ateş var diyorlar. Devam edeyim arkadaşlar. Gustavo Henrique'nin iki avantajı var. Henüz geleli birkaç hafta oldu. Birincisi ben onu o beni çok iyi tanıyor. İkinci avantaj Brezilya Ligi başladı. O yüzden hazır geldi diyor. Mesela Arao da öyle. Allah nazardan sakındırsın. Şu kasıma kadar sakatlıksız geçelim şu milli şey var ya, Dünya Kupası arası. Oraya kadar sakatlıksız geçelim. Başka bir şey istemiyorum çünkü her futbolcumuz için müthiş bir dinlenme ortamı olacak. Özellikle Arao, Gustavo Henrique falan için. Zayis milli takımdan geç geldi. Henüz maç ritmi 90 dakikaya çıkaracak seviyede değil. Al. Bak Zayis'a ilişkin cevap. Crespo da sakatlık nedeniyle maç seviyesini iyi seviyelere çıkaramadı. Bak. Mesela ben de dahil hepimizi susturan açıklamalar değil mi arkadaşlar? Hepimiz merak ediyoruz. Zayis Crespo niye bozuldu diye. Sakatlık nedeniyle maç seviyesini iyi seviyelere çıkaramadı diyor. Arda Güler. Çok yetenekli bir futbolcu ama fiziksel olarak hem Avrupa hem lig için kendini geliştirmesi gerekiyor. Yavaş yavaş yapacağız. Onun çıkması gereken adımlardan hiçbirisini atlamaması, atlamasını istemiyoruz. Bakın. Pokemon izleyenler bilir arkadaşlar. Bir tanesinin Pikachu'su vardı. Birdenbire Raichu yapıyordu. Değil mi? Sonra diyordu ki eş ben bunu nasıl yenerim diyordu. Diyordu ki bu taşlan direkt evrimleşmiş. O aradaki şeyi atladı diyordu. Orada hız kazanması lazımmış mesela. O hızı kazanmadığı için Pikachu dövüyordu bunu. Bunda da böyle. Yani işin kısası adımları atlamasın diyor. Birdenbire çıkmasın. Sonra düşüşü kötü olur diyor. Yavaş yavaş. Çok inanıyoruz Arda Güler'in geleceğine. Çok özen gösteriyoruz. Taraftarların göstermiş olduğu sevgi de ona çok yardımcı olacak. Trabzonspor'un favori olarak gözükmesi normal. İnsanlar son şampiyonu genel olarak favori görürler. Galatasaray ve Beşiktaş da aynı şekilde. Bu durumu doğal karşılıyorum demiş. Ama forvet. Şimdi Fenerbahçe'de Maxi Gomez sesleri hakim biliyorsunuz forvet için. Yani forvet konusunda e, mevcut golcülerden verim alamadık. Slovaçko maçınlarından Jesus bir forvet transferi yapacağız dedi. Artık herkes gözünü forvete çevirdi. Son olarak kanalımızda Maxi Gomez'le ilgili veriler yer alıyor. Diğer forvetlere ilişkin şeyler de yer alıyor. Ben dedim ki orada hani e, daha bu takıma Gabigol eklenecek demeyi nasip et Allah'ım dedim. Ya Rabbim dedi pardon Allah'ım demedim. Ona bile takılıyor arkadaşlar. Ee, sizler de amin dediniz. Hocam hem Maxi Gomez diyorsun hem Gabigol diyorsun. Şartları anlattım arkadaşlar. Tekrar tekrar anlattığım zaman video uzun oluyor. Sonra tekrar tekrar anlatma gereği duyduğum seviyedeki arkadaşlar diyorlar ki videolar çok uzun oluyor. Ben de engelliyorum. Hem ben onun için anlatıyorum hem bir de utanmadan yüzsüz yüzsüz bunu söylüyor. Ben de uğraşmıyorum engelliyorum. Ben kısaca bir şey söyleyeyim. Valencia bizim seviyemizde değil. Açık ve net. Belotti Türkiye'ye gelmek istemiyor. Playa'dan vazgeçeli çok oldu. E, muhtemelen kulübünün uzatır. Uzatmayacaksa da uzatır. Hocam çok bekletik adam da haklı. Valla bir şey diyemem. Bana Playa'dan daha iyi sanılacak denildi. Mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Yani Valencia'da Gattuso'ymuş teknik direktör. Gattuso'nun planları arasında yokmuş. Maxi Gomez'in bir sakatlığı var. Belki o sakatlıktan dolayı iptal edilebilir. Hani çok ciddi olmadığını düşünüyorum ama yine de bakalım ne olacak. Ee, Atilla ile ilgili bir haber var. Ne diyor arkadaşlar? Kısaca bir okuyum. Fenerbahçe Kim Minji'nin gidişinin adına Atilla Salah'a talipler çıkmaya başladı. Premier League yıldız oyuncu için teklifini yaptı. Premier Lig takımı demek istiyor herhalde. Evet, evet. Hızlıca geçiyorum. Sabahın haberi arkadaşlar. Atilla Selay'e West Ham United 8 milyon euro teklif etti. Daha yüksek bedeller. Bunu daha önce konuştuk arkadaşlar. Yani 15'ten aşağı gelen teklifleri kabul edilecek ama size bir şey söyleyeyim. İster Mustafa Hoca acı konuşuyor deyin. ister dost acı söyler deyin. ister Mustafa Hoca'nın duyum doğru deyin. Selay'e teklif 15'e çıkacak gibi duruyor. Mehmet Büyükekşi'den 1959 öncesi için Yeni açıklama haliyle 5 yıldız için yeni açıklama. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe'nin 59. öncesi şampiyonlukları için yaptığı başvuruya ilişkin gelen soruya yanıt vermiş. Selçuk Sports'un canlı yayınına konuk olmuş e, yayıncı kuruluşun arkadaşlar. bir şey BN Sports'un. Selçuk Sports, <laughs> Sports beni anladı herhalde. BN Sports'un canlı yayına konuk olmuş. E, 59. öncesi ilgili başvuruna ilgili çalışma olmadığını söylemiş. Şu anda çalışmalar olmadığını söylemiş. Diyor ki biz her gece neredeyse 11-12'de federasyondan çıkıyoruz. Çok acil konular var. Bu konu hala gündemimize gelmedi. Bu konuda bir çalışma yapmadık. Bir buçuk yıl önce müracaat yapılmış. Bunu önümüzdeki günlerde inceleyeceğiz. Ona göre bir yol planı hazırlayacağız. Şu anda bu konuda herhangi bir şey söylemeyeceğim diyor. Şimdi kimi kesim diyor ki FETÖ diye bir şey vardı. FETÖ'nün futbola etkisi vardı 90'lı yıllardan sonra. 90'lı yıllardan sonraki bütün şampiyonluklar sayılmasın diyor. Katılıyorum. Katılıyorum. Herkes özgür düşünceye sahip ya. Yani FETÖ'nün etkisi malum diyor. İşte şöyle malum, böyle malum. Şimdi FETÖ'nün etkisi deyip 90'lı yıllardan sonra hepsininkini silsen bu haksızlık olur değil mi? Çok büyük haksızlık olur. Kimisi diyor ki madem 59'dan sonra başladı Beşiktaş'ın niye iki şampiyonluğunu saydınız? O kısım bir açıklansın. Rüşvet mi aldınız? Para mı yediniz? Tehdit mi yediniz? Bağlantı mı kurdunuz? O ikisi silinsin silinmesin demiyoruz. Bunca yıl diyor Beşiktaş fazladan fazladan para al diyor. Şey birlikte yasal faiz ile birlikte geri ödesin diyor bütün süperlik takımlarına. Katılıyorum. Madem 59. sayılmıyor Beşiktaş'ın iki tane niye sayılıyor? Kimisi diyor ki e, kıstas kriter belirleyelim. O sezonun şampiyonu Avrupa'ya gittiyse şampiyonluğu sayılsın. Gitmediyse sayılmasın. Bu da enteresan. Salakça bence ama enteresan. Şimdi mesela Trabzonspor, Kopenhag'a elendi. Ee, gidemedi şampiyonlar ligine. Şampiyonluğu geri mi alınacak? Aptalsi, aptal saptal işte. Kimisi diyor ki arka arkaya şampiyonlukların hepsi soruşturulsun. Bir takım arka arkaya 4 şampiyonluk nasıl alabilir? Ee, oradaki hakemler soruşturulsun. O, o çok geçtim. Kimisi diyor ki <laughs> 1959 öncesi her şeyi silelim. Mesela 1453 İstanbul'un fethini falan silelim. Tarih kitaplarından kaldıralım. Genellikle bunu Galatasaraylı arkadaşlardan duyuyorum. Yani Mustafa Kemal Atatürk diye biri yaşamış olmasın. Ali Samiyen diye birisi yok. E, Metin Oktay diye birisini saymayalım. 59 öncesini saymayalım diyorlar katliyen. İşte federasyonda diyor ki madem 59 öncesini saymayalım 6-0 Fenerbahçe yendikten sonra niye 7-0 diye bir palavra ürettiniz. Mirya Köfölen Savaşı'ndan sonra diyor. Hocam senin görüşün nedir? Benim görüşüm şu. 1923'te federasyon kuruldu mu? Federasyon eliyle maçlar oynatıldı mı? Ulusal İstanbul içinde söylemiyorum. Bunu hala İstanbul için anlayan geri zekalılar çıkacaktır. Aptallar çıkacaktır. O geri zekalılar için de söylüyorum. O aptallar için de söylüyorum. İstanbul ligini saymıyorum. Saymıyorum. İstanbul liginden bahsetmiyorum geri zekalı arkadaşlar ulusal ligden bahsediyorum. Yani Türkiye çapındaki ligden bahsediyorum. İstanbul ligini sayan namerttir, alçaktır. İstanbul ligini saysın diyorlar diyen de namerttir, alçaktır. Ulusal ligden bahsediyorum. Yani geri zekalı anlatır gibi anlatıyorum çünkü karşımda gerçekten böyle bir kitle var. Hala diyorlar ki İstanbul'da iki takımdan hazırlık maçı yapmışsınız, bunu da sayılsın. Bu arkadaşların geri zekalıların Anlatımı bitti. Normal seviyedeki insanlar için söylüyorum. Şimdi federasyon bu geçen sezon oynattı değil mi? Virüs vardı iki sezon önce. Lig bekledi, 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 bekledi. Aylarca top oynanmadı sonra oynandı. Birisi çıksa dese ki arkadaş aylarca bekledim millet. Sakatlık verdi şunu verdi. Öbürünün sakatı iyileşti. Öbürünün şöyle oldu böyle oldu. Virüsten kaçan oldu eden oldu. O sezon sayılmasın dese ne dersiniz? Hadi lan oradan. O kadar emek var ortada dersiniz. Ben de diyorum ki o kadar emek var ortada. Üç şehrin takımının olduğu birlik izlenmiş. O gayet normal. Gayet normal. Allah aşkına 1923'lerde Hakkari'de adam topu ne yapsın? Şırnak'ta adam topu ne yapsın? Erzurum'da adam topu ne yapsın? Millet savaştan çıkmış. Yeni bir devlet kurulmuş. Yani yönetim şekli değişmiş. Millet acının derdinde. Yani futbol siz öyle basit bir şey mi zannediyorsunuz? Her yerde oynan. E şimdi her yerde oynanabiliyor. Kayseri'de bir sürü ücretli sağlık sağı var. İstediğin saatte çık, çoluk çocuk oyna. O zaman hocam haksızlık değil mi? Her şehir yok. E her şehir yok diye haksızlıksa o zaman birçok şehir sayılmasın. O zamanlarda şehir olmayan e, yerler var mesela. Başka şehirlere bağlı olan yerler var. Ya arkadaş, ulusal düzenlenen organizasyon. Bakın, KPSS diye bir sınav var. Şimdi son sınav iptal edildi ama. KPSS'nin ilk soruları. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin başkentidir? İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa, Ankara. Evet, öğretmen seçiminde ilk sorular böyleydi. Bu kadar basitti. Şimdi şunu mu diyeceksin? İlk atananlara öğretmen demiyorum ben. Çünkü sorular basitti. Ya diyemezsin. Maradona mesela. Pele, Maradona, Maradona'nın, Pele'nin döneminde Bence futbol oynanmıyordu. Yani futbolun feysinden anlayan adam yok. Şöyle bakıyorsun bu ne lan diyorsun. Şike yapmış gibi diyorsun değil mi? İzlediğin zaman Maradona falan alıyor aralardan geçiyor sıyrılıyor bir şey yapıyor. Şu an var ya belki Ömer Bayram oraya ışınlansa dünya kralı olur. Rıdvan Dilmen al dünya kralı işte. Emre Mor'u götür dünya kralı olur. Ot sezonlarda mı saymayalım? Adam elle gol atmış dünya kupası finalinde. Ulan Rakip o kadar ağlamıyor ya. İngiltere finali yaradı. İngilizler bu kadar ağlamıyor ya. Elle attım diyor. O zaman teknolojisi hakem görmediyse yapacak bir şey yok. Ki kaç şampiyonluklar yenildi milletin var teknolojisi olmasına. Var olmasına rağmen milletin ne maçlarda hakkı yenildi. Ben çok net söylüyorum. Fenerbahçe'nin talebi şu. Federasyon kuruldu. Federasyon oynattı. Federasyon hakem belirledi. Federasyon kayıt altına aldı. Federasyon kabul etti. Federasyon şampiyon saydı. 59'dan sonra niye gelenler saymıyor? Çünkü Fenerbahçe'nin daha fazla şampiyonluğu var. Fenerbahçe'den korktuğunuz kadar Allah'tan korkun. Fenerbahçe'nin yıldız takmasından korktuğunuz kadar Allah'tan korksaydınız bu ülke böyle olmazdı diyorlar. Yani bu futboldan bahsediyorlar. Bu ülkedeki futbol böyle olmaz diyorlar. Katılıyorum. Fenerbahçe'den korktuğunuzun yarısı kadar Allah'tan korksaydınız müthiş insanlar olurdunuz. Bazı arkadaşlar Fenerbahçe'den değil Allah'tan korkun Allah'tan. Fenerbahçe size bir şey yapamaz. Ama Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Yani e, Fenerbahçe'ye kurduğunuz kumpaslar, çaldığınız şampiyonluklar, otobüsünü kurşunlamalar, taraftarını ağlatmalar, taraftarına yıllarca şekeci damgası vurmalar, yıllarca taraftarlarının gıybetini yapmalar, hala devam etmeler. Bir şey oldu muydu? Yalandan yere kendinizi aklayıp paklamak için fener yapar bunu deyip kendinizi boşa çıkarmalar. Bunların hepsinin hesabı sorulacak. Hepsinin. Hepsinin hesabı sorulacak. Zerre hakkım varsa helal etmiyorum. Ha! Biz de kimin hakkını yedirsek siz de bize helal etmeyin. Orada hesaplaşacağız. Burada hesaplaşamıyoruz. Burada arkanıza başka güçler alıyorsunuz. Burada ne bileyim başka şeyler oluyor ediyor. Burada hesaplaşamıyoruz. Orada hesaplaşacağız. Korkun. Korkun. Allah'ın huzurunda hesaplaşacağınız günden. Korkun. Titreyin. Aşure günü yaklaşıyor. Aşure günü ee, yemek yapıp dağıtma günü değildir. Aşure gününün birçok önemi vardır. Birçok peygamberin, işte Hz. Nuh'un falan e, genellikle İslamiyet dışındaki e, peygamberlerin hep müjdeli günleridir. İşte Hz. İbrahim hastalıktan kurtulma günü, işte Hz. E, Nuh'un Nuh gemisinin karaya vurma günü ama biz Müslümanlar için hüzünlü bir gündür. Hz. Hüseyin ve e, yanındaki 72 kişinin şehit edilmesinin hunharca aşağılıkça, namussuzca, alçakça, şerefsizce katledilmesi günüdür. O gün Hz. Hüseyin'i katleden Yezid it, yes, it, ve e, yandaşları neyse bugün haksızlığı savunanlar da o. Biz Yezide de karşıyız, Yezidilere de karşıyız, bu zihniyeti savunanlara da karşıyız. Kimse kimsenin hakkını yiyemez. Kimse kimsenin hakkını yememeli. Hz. Hüseyin'e soruyorlar yahu sen bile bile ateşe atlıyorsun. Bile bile ölüme gidiyorsun. Oradan sağ çıkmayacaksın diyor. Hazreti Hüseyin'in bir lafı var. Diyor ki eğer ben bugün haksızlığa karşı çıkmazsam kıyamete kadar kimse haksızlığa karşı çıkamayacak. Hocam madem Allah peygamberi çok seviyordu sallallahu ve sellem. Torununu da çok seviyordu. Efendimizin duası var Allah'ım beni çok seviyorsun. Bunları da sev bunları seveni de sev. Reva mıydı hocam? Hazreti Hasan'a zehirlediler. Hazreti Hüseyin'i katlettiler. Reva mıydı? Arkadaşlar bunun 2 üç farklı açıklamasını yapabilirim size. Mesela bir tanesi şunu söyleyebilirim. Hazreti Hüseyin'in çevresindekiler ne diyordu biliyor musun? Araplara güven olmaz. Küfelilere güven olmaz. Iraklılar bunları satar adamı. Bak bunlar adamı satar diyordu. O zamanlarda da aynı şey. Araplarla ilgili söyleniyordu ha. Araplar Araplar için aynısını söylüyordu. Merak etmeyin biliyorlardı birçok şeyi. Bu ırkçılık fikridir. Bu ırkçılık fikri davayı biraz geriye çektim. İkincisi arkadaşlar Bazen tahta oturmak yerine makama oturmak daha iyidir. Hani e, hak edilmeyen şampiyonluk yerine hak edilen ikincilik var ya, şerefli ikincilik diyor bazıları. Ondan da öte. Bu daha iyidir. Gönüllerdeki taht daha önemlidir. Hazreti Hüseyin ve e, şehit edilen o müthiş insanlar kıyamete kadar müthiş bir tahttalar. Gözümüzün önündeler ya, kalbimizdeler ya, dürüstlük tahtındalar. Dürüstlük tahtının en zirvesindeler. Diyebiliyor musunuz böyle yürekliyim diye? Diyebiliyor musunuz ben böyle doğruları konuşabiliyorum diye? Şimdi bir şey söyle diyorum. Hocam silivri soğuktur. Niye diyorum böyle söylüyorsun? Hocam başımıza iş almayalım. Doğru konuşmayalım diyor. Söylediğin her şey doğru olmalı mı? Her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir. O da ayrı mesele. İkinci olay da buydu. Üçüncüsü kader, kader, kader. Efendimiz yaşarken hani Hz. Cebrail toprak getiriyor. Mesela peygamber efendimiz sarıyla kırmızıyı sevmez diyorum. Diyorlar ki bak peygamberi bile Galatasaray düşmanı yaptı. Sevmez. <laughs> Kusura bakmayın bir bayram günü e, Hazreti Hasan ile Hüseyin ağlıyor. Hani biz bayramlık isteriz diye. E, maddi durumda yok şey de yok. Cebrail aleyhisselam yukarıdan <laughs> birine sarı birine kırmızı kıyafet getiriyor. Hazreti Hasan'a sarı getiriyor. Hazreti Hüseyin'e kırmızı kıyafet getiriyor. Peygamber efendimiz normalde sevilmesi lazımken ağlıyor. Ağlıyor. Öyle böyle değil. Niye ağlıyor diyor. Diyor ki Hasan'ımı zehirleyecekler. Hüseyin'imi katledecekler diyor. Yani ilme bak. ilme ilme. O işaretten anladığı ilme bak. Biz şöyle böyle. Mesela erkeklere sarı kıyafeti şey erkeklere kırmızı kıyafeti kadınlara sarı kıyafeti yasaklamıştır Efendimiz. Giymeyin bunlar. Bunlar çok göz önündeki renkler. Hani başka renk mi bulamadın? Gibisinde söylediği şeyler de var mesela. Anlatabiliyor muyum? Üçüncü ve son olarak dediğim gibi kader arkadaşlar, kader. Efendimiz biliyordu. Hatta bir gün toprak getirdiler. Bu dediler Hüseyin'in katledileceği, katledileceği Kerbela toprağı değil mi dedi ya. Düşünün yani. Baka baka ağladı. Hazreti Hüseyin'i genelde boynundan öpermiş. Dudağından öpermiş, dudağının kenarından falan öpermiş. Çünkü biliyor ya o 37 ok darbesi, bilmem 39 kılıç darbesi. Allah yaşatmasın ya. Allah zalimlere fırsat vermesin. Kıyamete kadar fırsat vermesin. Ama zalimlerin hepsi de korksun. Allah'ın huzuruna gelecekleri günden korksun. Evet biz bir Hasan, bir Hüseyin değiliz. Biz kendimizi onlarla kıyaslamayız. Ayaklarının tozu bile olamayız. Ayrı mesele ama bize de çok mızrak darbeleri saplandı. Bize de çok ok darbeleri saplandı. Bize de karşımızdaki kişilerin egoist tavırları, arkalarına aldıkları güçle attıkları çok iftiralar oldu. Çok eziyetler yaşattılar bize de. Hapisler, nezaretler, şunlarında çok yaşattılar. Yaşatsınlar. Allah'ın huzuruna gelecekleri günü beklesinler. Sabırla. Ya ben her zaman söylüyorum, yaşasın zalimler için cehennem. İyi ki cehennem var. İyi ki cehennem var. Oraya gittiği zaman orada diyecek ki ben pişmanım, özür dilerim. Yapmak istemedim böyle. Çok fanatiklik yaptım. Ne bileyim, şöyle böyle. Ya ben size bir olay anlatayım. 15 Temmuz'dan sonra Ankara'da 40 bin adet asılsız FETÖ ihbarı yapılmış. 40 bin adet. Hani bunu memurluktan atın bu FETÖ'cü diye. 40 bin adet. Düşünsene 40 bin kişinin ekmeğiyle oynamak isteyen 40 bin kişi. Ve bu insan diyecek ki ben pişmanım. Ulan hadi emeline gerçekleştirseydin. Adama damga vurdurup ekmeğinden etseydin. Ömrünü çalsaydın. Allah dediğim gibi zalimlerin hepsi korksun. Hak günden korksun. Hak günden bak bu dünyada hesaplaşın. Bu dünyada helalleşin. Öldüğünüz zaman orada hesaplaşmak sıkıntı. Ben peşin peşin söylüyorum. Ne FETÖ'ye, ne artıklarına, ne şuna, ne yandaşlarına, ne Fenerbahçe'ye çektirilene hiçbirini helal etmiyorum hakkımı. Fenerbahçe'ye kim ne çektirdiyse öbür tarafta hesaplaşırız. Hepsini alacağız hepsini. Hepsini. Sizler şikayet yaptınız. Diyelim yapıldı. Diyelim yapıldı. Bir sezona mahsus yapıldı. Diyelim yapıldı. 10 senedir çektirdikleriniz ne? 1'e karşı 10 mu olacaktı ceza? Avrupa'ya göndermemeler, ligde etiketlemeler, Avrupa'ya şikayetler, Avrupa'dan diyelim yapıldı diyorum. Varsayalım yapıldı diyorum. Kaç senedir şampiyonu hakemler belirliyor? Kaç senedir şampiyonu başka şeyler belirliyor? Kaç senedir? Hiçbirini helal etmiyorum. Hiçbirini helal etmiyorum. Allah çıkartsın çıkartacaktı inşallah. Neyse kusura bakmayın. 5 yıldızdan şuradan buradan. Ha bu arada 5 yıldız. Eninde sonunda takılacak. Önümüzdeki sene bu formaların hepsi 5 yıldızlı olacak. Ya seve seve ya da zorla olacak. Merak etmeyin. Ha merak etmeyin kabul edilecek. Kabul edilmek de zorunda. O zaman yırtalım. 1923 öncesini yırtalım. Mesela Diriliş Ertuğrul dizisini kaldıralım. Bir daha izlemeyin desem. Ne diyorsun sen falan filan. Ulan üstünden kaç devlet geçti. Kaç devlet geçti üstüne Selçuklu üstüne. <laughs> Osmanlı geçti oradan Türkiye Cumhuriyeti kaç devlet geçti kaldıralım. Değil mi? Yapmayın etmeyin arkadaşlar işinize geldiği gibi konuşmayın. Dönekler işine geldiği gibi konuşur. Namertler işine geldiği gibi konuşur. Münafıklar işine geldiği gibi konuşur. Allah bize dönek namert münafık olmaktan esirgesin. Hazreti Hüseyin ve şehit olanlara da birer Fatiha okumayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere.